29 Nisan 1336 Perşembe 1. Celse Açılma Saati Zeval 2 Reis Reis İsani Celaleddin Arif Beyefendi Erzurum Mebusu Katipler Haydar Bey Kütahya Mebusu Muhiddin Bağ Bursa Mebusu Efendim Celseyi açıyorum zaptı sabık okunacak. Katip Kütahya Mebusu Haydar Bey tarafından okundu. 1. Celse Reis-i Sani Celaleddin Arif Beyefendi taht riyasetlerinde 1. Celse Bade Zavan saat 2.30'da inikat edildi. Zaptı ı Sabık Kıraat ve Tadilen kabul olundu. Mütakiben ve eden Tebrik telgrafla Lisesi Kıraat olunarak divan Riyasetçe Cevap İtihası karar geri oldu. Ağınam resminin tenzilinden dolayı ve Teşekkür Telgraf okundu. İşretin men'i hakkında verilen takrir müstaciliyet kararıyla şeriye, adliye, maliye, sıhhiye encümenlerine ve azalarının tahlifi hakkındaki iki takrir layiha encümenine tevdi olundu. Badehu Hiyaneti Vataniye Kanunu müzakeresine devam bile 3. madde lave ederek 4. madde müzakeresine geçilmiş ve Bade Zeval saat 4.15'te 1. celse tadil edilmiştir. 2. celse Reis-i Sani Celaleddin Arif Beyefendinin tahtı riyasetlerinde 2. celse Bade Zeval saat 5'e indikat etti. Atabey-i Hazreti Hilafet Penahiye Ref'i ve İlah kılınması evvelki içtimada takar eden telgrafname müsveddesi Hamdu, Antalya Mebusu Hamdullah Süpübey, Bey tarafından kıraat edilerek alkışlarla kabul olundu. Mütakiben Bursa mebusu Şeyh Servet, Şeyh Servet Efendi Livai Trablus gazetesinin münderecatından rülaseten bahsetti ve 5 dakika sonra içtima edilmek üzere celseye nihayet verildi. 3. celse Reis-i Sani Celaleddin Arif Beyefendinin taht riyasetlerinde 3. celse Bade Zeval saat 5.20'de inikad etti. Gönenden Bey Pazarından Hüdavendigar vilayetinden mevrut telgraflamelerle Kazım Karabekir Paşa Hazretleri'nin merkezi Orenburg olmak üzere Rusya'da bir İslam hükümetinin teşekkül ve kesbi istiklal edildiğine dair olan telgrafnamesi alkışlarla okundu ve kendisine keza Rusya Sovyet hükümetine tebrik telgrafı keşidesi karar gibi oldu. Kütahya mebusu Besim Atalay Bey'in bu hükümete ait tahsilat ve izahatı tarihi ita etti. Bade Huhiyanet Vatani Layaha Kanuniyesi müzekkeresine geçilerek 4. madde aynen 5. 6. 7. 8. madde tadilen 9. madde aynen kabul ve 10. madde olarak yeniden bir maddete ilave edilmiş ve 11. madde tadilen 12. madde aynen kabul edildi. Yani ki Evrak Valide Lehiyanet Vatani Layaha Kanuniyesi Kanun ikinci müzakeresi olduğu ve Badde Zeval saat 2'de yani ezani saat 6.30'da işlem alınacağı makam riyasetten tebliğ olunarak Badde Zeval saat 6.30'da cese tatil edildi. Reis. Zabıt hakkında söz söylemek, söz söylemek isteyen var mı? Kabul olunuyor mu efendim? Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Umum tarafından kabul sadaları. Aynen kabul olundu efendim. Ali Şükrü Bey Trabzon mebusu. Benim verdiğim layiha şeriye verildi mi efendim reis. Maliye, sıhhiye, adli encümenlerine havale olmuştur efendim. Şeriye encümenlerine adı havale olmuştur efendim. <laughs> Katip Haydar Bey, Kütahya Mebusu. İhracat yolunda memnuniyetin refine dair Antalya'dan bir telgraf vardır. Antalya'dan gelen telgraf okundu. <laughs> Ankara'da heyeti temsiliyeye, Antalya Livası piyasasından mevcut zavahirin günden güne tarakki fiyat eylemesi hasebiyle liva yani ihtiyacatı temin oluncaya kadar buğday ve e, dedik arpanın e, memalik Osmaniye'den maada mahalleri ihracı müsaade olunmaması takarrür etmiştir. Haddi zatında liva Mahsulatı Aliyesi ihtiyacat mahalliyeye ancak kafi gelebilip ihracat imkan yoksa da dahilik vilayetan küllü ye yem zahire bir etmekte ve bundan başka asla <laughs> aşar ambarlarında da pek çok zevahir mevcud olduğu anlaşılmıştır. Konya vilayeti ile Denizli, İsparta, Burdur, Karahisar ve sahir livalarda ihtiyacı mahalleden fazla zahahir mevcut ve e liyeli ihraç burada sevkine müsaade olursa buradan ihraç adamenin keyfiyetinin tuğlü müddet devam müstahsıllara türa, tüccaranca bir buhranı mali ve iktisadi tebliğine sebep olacağı ve aşar ambarlarına müddehar zahire de değer fiyatla talip zuhur etmeyerek izrarı hazineye mucib olacağı, e, mucib olacağı derkar bulmuş olmasına ve dahi ihtiyaç varsa meni ihraç keyfiyetinin devamı zarı bulmasına memni bu bapta meclis alici millice bu kadar ittihaz e, ve tebliğ ve ihracatta müsaade olunduğu takdirde Antalya kasabasına fiyatların teza ederek halkın ihtiyacı artacağından Antalya piyasasını yükseltmemek için de tedabiri mani a imi mahalleye ihtiyazına ve tüccardan teminat aslında müsaade olması meclisi idare varca takarrı etmiş olduğundan icab serini ifa ve imba buyurulması. Kemal Bey mutasarrıf. Reis. Efendim müsaade buyurulursa umuru iktisadi encümenine gönderelim. Kendileri tetkik etsinler ve netice arz etsinler. Şimdi efendim hıyaneti vataniye kanunu geçmezden evvel bazı takrirler var efendim. Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cililesine bazı umur hususiyenin tesviyesi zımnında haneme gidip gelmek üzere 15 gün mezuniyet itaasına müsterhamdır efendim. 29 Nisan 1336 Rıza Bey Kırşehir Mebusu. Reis kabul ediyor musunuz? Abdülkadir Kemali Bey Kastamonu Mebusu. Pekala Reis lütfen ellerinizi kaldırınız. Eller kalkar, kabul sadaları. Kabul edildi efendim. Değil. Diğer bir takrir daha var efendim. Bu da aynı suretle Röfeka'dan Kangır azasından Tahir Efendi'nin bir mah mezuniyeti hakkındadır. Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine müptela olduğum hastanın emri tedavisi bademde israati mutlaka ile kabil olacağı tabibi müdavim tarafından tavsiye edilmek bulunduğundan bir ay müddette mezuniyet itasını heyeti celileden istirham ederim. 29 Nisan 1336 Tahir Bey Kangra azasından. Reis kabul ediyor musunuz? Kabul kabul sadaları. Kabul edildi efendim. Efendim kanunu okuyoruz. Meclis ailenizce hıyaneti vataniye kanunu tesmih edilmiş idi. Şimdi birinci madde okunuyor. Hıyaneti vataniye kanunu. Madde 1. Makam-ı muallâ-i hilafet ve saltanatı ve memalik-i mahrusâ-i şahaniyi yedi ecanipten tahlis ve taarruzat def'i maksadına matuf olanarak teşekkül eden Büyük Millet Meclisi meşruiyetine isyan-ı mutazammın kavlen veya fiilen muhalefet veya ifsadatta bulunan kesan haini vatan'a adlı Abdülhalim Çelebi Efendi Konya mebusu. Efendim bizim bir takrımız vardı. Reis, müsaade buyuruyor mu efendim? Burada Sivas mebusu Mustafa Takibey'in bir takrı vardır. Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine, Hiyaneti Vatani Cürmünün Muhakemesini Gaza Bidayet Mahkemeleri ifa edemez. Çünkü bu muhakemelerin teşkilat ve malumatı kanunu nakısıdır akısıdır. Delaili Cürmiyeyi, Cemi'yi ve takdir edememeleri hasebiyle bir mücrimi terbiye edemeyecekleri gibi idam hükmü verseler bile Delailin cem ve zapt etmekteki zavıf, acizelerine mebni evrak üzerine tetkik edecek olan bu meclisi Ali dahi Delaili Zayife ve nakısa ile idam hükmünü tasdik edebilecektir. İkmali Nevakısı ise vakitleri muhtaçtır. Binali Muhakemesi'nin mevki cürme veya mücrimin derdest edildiği en kayıb olan Liva Bidayet mahkemesine icrası suretine dördüncü maddenin tasihini ekliklif ederim. Mustafa Taki Bey Sivas Mebusu. Reis bu takdirin nazarı ehemmiyeti alıyorsanız lütfen ellerinizi kaldırınız. Hayır hayır sadaları. Birinci maddeyi kabul ediyor musunuz? Kabul olundu. Daha takdirler var efendim. Katip Haydar Bey Kütahya Mebusu. Lütfen takrirlerinizin maddeleri okundukça veriniz. Zira burada başka maddeleri daha çok takrirler var. Birbirine karışıyor. Reis. Üçüncü madde için bir iki takrir var. Sağdan bir mi 3 Üçüncü maddenin ikinci madde ilavesi hakkında. Sinob mi Hakkı Hami Bey'in takriri okundu. Makamı Celili Riyasete. Birinci maddede kavlen veya fiilen denildiği halde tahriyen kelimesi zikredilmemiştir. Halbuki tahriyen yapılan ifsadat ve tahrikat kavlen veya fiilen yapılandan daha fena olduğu halde buna koymamak bu suretiyle ifsadat ve tahriyeye meydan bırakmış olduğumuz an kavlen veya fiilen kelimelerinden sonra veya tahriyen kelimesinin ilavesini teklif edelim. Hakkı Hami Bey Sinop Mebusu. Mustafa Taki Efendi Sivas Mebusu. Benzenizin de takra aynı mealidir efendim. Reis efendim hiyaneti vataniye kanununun birinci maddesine kavlen veya fiilenden sonra veya tahriren kelimesi ilavesi surette tahsihi teklif olunuyor. Mehmet Şükrü Bey Karahisar'ı sahip mebusu. Bendenize bu mealde, tak takririm vardır. Reis, bu ciheti kabul ediyorsanız ilave edelim. Kabul kabul sadaları. Veya tahriren kelimesinin ilavesi kabul olundu. İkinci madde okundu. Madde 2. Bil fiil hiyaneti vataniyede bulunan salben idam olunur. Fer anzimet hal olanlar ile müteşebbisleri kanunu cezanın 45. ve 46. maddesi mucibince tedzi edilirler. Sağdan bir mebus. Tay yolundan 3. maddenin 2. maddeye ilave hakkında bir takrir vardır efendim. Reis. Efendim şimdi maddeyi kabul edelim de sonra. Tunalı Hilmi Bey Bolu mebusu. Efendim şimdi böyle yapılmış icap eder. Sağdan bir mebus. <laughs> salben kelimesinin ilavesi. Reis, şimdi efendim, bu maddeyi re'ye koymazdan evvel diğer bir takım teklifler var. Refik Bey, Konya mebusu. İkinci madde ilavesi surette daha muvafıktır efendim. Kütahya mebusu ragı beyin takri okundu. Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine, Hiyaneti Vatani Cürmünün Mecmai Nastahit Bidabet ve Meviza şeklinde veyahut eşhası muhtelifeye ayrı ayrı telkinatta bulunmak suretle kavlen veya herhangi surete olursa olsun tahriren e, edenler muvakkaten küreye konulur suretinde bir fıkranın üçüncü madde olarak kabul teklif ederim. Ragıp Bey Kütahya Mebusu. Ragıp Bey Kütahya Mebusu. Müsaadenizle izahat edeyim, vereyim. Reis, Bolu Mebusu Nuri Bey'in takrir okunacaktır. Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cililesine 1293 tarihinden beri kanunu muvakkat namı altında kabul ve tatbik edilmekte olduğumuz usulü muhakematlı cezaiye göre memnun memnuadan cinayet derecesi bir fiil isnadına duçar olan zate ev evvela maznunnu badel ittiham müttehem zuhuzura hakimde cürmü sabit olunca mücim ondan sonra mahkum edildiği cümlece malumdur. Hıyaneti i vatani cürmü namıyla efali memnuadan addedilerek mevat hakkında ibzar ve derdesi tetkik ve müzakere bulunan layihanın 5-7 maddelerini maznun yerine mücim tabirlerin ipkası muvafık görmediğim acilden tasrif buyurmasını teklif ederim. Nuri Bey bolu mebusu. Sağdan bir mebus. Müsaade buyurunuz. Reis. Başka var mı efendim? Mustafa Taki Efendi hatay edilen 3. maddenin yerine bir madde ikamesini teklif ediyor. Sivas mebusunun 3. maddeye ait takriri okundu. Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine, hiy Hiyaneti Vataniye Kanunu'nun tay yolundan 3. maddesi makamına kaim olmak ve hıyanat ve ifsadata kavliye ve tahririyenin en derecatına göre mücazatlı şamil bulmak üzere diğer bir madde vaazını teklif ederim. Mustafa Taki Bey, Sivas Mebusu. Reis. Sahibi teklif de bunu talep ediyor. Karahisar sahip mebusu Mehmet Şükrü Bey'in takrı okundu. Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine, Hiyanet-i Vataniye Kanunu'nun üçüncü maddesi heyet ummeyece kabul edilmemiştir. takrir Tahriren ifsadat ve muhalefete bulunanlar ve bu surette isyan-ı mutazamın ahval zuhurunda bu kabil e, kesanın cezasız kalmaması lazım gelir ki, bu da heyet-i muhteremenin maksadına mü, mual, e, münafidir. Binaenaleyh, tahriren ifsadatta ve te, e, tehalüfatta bulunanların da tebziye tebzi edilebilmeleri için, tedi edebilmek için kavlen kelimesini sonra tahlilen kelimesini ilavesi suretle maddenin kabulünü teklif ederim. Mehmet Düşüklü Bey, Karahisar'ı sahip mebusu reis. Şimdi efendim bu takrirler anlaşıldı. Görülüyor ki rüfekay Kiram'ın ekserisi bu üçüncü maddenin sehven tay yedildiği veyahut yanlış bir manayla tay yedildiği bulunuyorlar. Fakat esas itibarla meclis halinizde burayı ise orasını şimdi soracağım. İlave tekliflerini üçüncü madde suretine mi yapalım yoksa ikinci maddeyi ilave suretle mi yapalım? Bu suretle kabulü isteyenler lütfen ellerini kaldırsınlar. İlave suretle. Ekseriyet yok. O halde üçüncü madde kabul edilmiştir. Katip Haydar Bey Kütahya Mebusu. Efendim Saruhan Mebusu Refik Şevket Bey'in takriri vardır. Refik Şevket Bey Saruhan Mebusu. Kürsü hitabete gelerek. Efendim fıkra fıkra reyek olmasını rica edeceğim. Badehu Refik Şevket Bey'in berviç zir takrı okundu. Büyük millet meclisi Riyaseti Celilesine, Hiyanit Vataniye Kanunu'nun birinci müzakeresinde Tayyi Karargir olan üçüncü maddenin berviç Ati şekli tadilen ipkasını teklif ederim. Bu veya bir diğer şekilde bir tadilat ve maddi ipka edilmezse tahriri surette irtikabı cürüm edilenlerin cezasız kalması gibi büyük bir acize karşısına kalacağız. Madde 3. Vaiz ve hitabet suretle alelen ve en e, ezmine i muhtelifede eşhası muhtelifeyi sırran ve kavlen, hiyanet vatani cürme tahrik ve teşvik edenlerle iş bu tahrik ve teşvike suver ve vesayet muhtelifi tahriren ve tarsimen irtikab eyleyenden muvakkat küreye konulurlar. Tahrikat ve teşvikat sebebiyle madde fesat meydana çıkarsa muharrik müşebikler idam olurlar. Refik Şerkep Bey Saruhan Mebusu. Reis. Şimdi efendim encümen bir fikri var mıdır? Abdülkadir Kemali Bey Kastamonu Mebusu. Encümen namına Refik Şevket Bey'in takrinin üçüncü madde olarak aynen kabul ediyoruz. Bilahara Bolu bu Sunur Bey'in takriri okundu. Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cililesine, Hiyaneti Vatani Kanunu Layihası'nın 3. maddesi birinci madde mütemmimi olarak kabulü labük diken encümenden mürettep şekil devri sabıkın tefevvahatı lisaniye meselesi şeklini alabileceğinden korkularak tayy görülmüştü. Halbuki birinci maddedeki tarifatı ikmal için takyidat-ı muktaziye ilavesi ipkası kanaatinde bulunduğum cihette berveç ateş şeklin kabulü teklif ederim. Madde 3. Memer ve mecmai nas mahallerde ve kıtaat askeri arasında kavli veya tahriri suretli alenen muhalefet veya ifsadatta bulunanlar muvakkaten küreye konulur. 29 Nisan 1336 Nuri Bey Bolu Mebusu. Abdülkadir Kemali Bey Kastamonu Mebusu. Refik Şevket Bey'in takriri daha şumulüdür efendim. Kütahya Mebusu Ragıp Bey'in takriri tekrar okundu. Reis. Efendim şimdi bunlardan hangisini nazar dikkate alalım? Evvela Refik Şevket Bey'in takriri nazarı itibara alalım. Abdülkadir Kemali Bey Kassamalı Mebusu. Evet bu şumulüdür. Tekrar takrir okundu. Reis. Bu takrir hakkında söz söylemek isteyen var mı efendim? Refik Şevket Bey Saruhan Mebusu. Fıkra fıkra rey konusun efendim. Reis. Peki efendim bu birinci fıkrayı R'ye koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ekseriyet var kabul edildi efendim. İkinci fıkrayı kabul ediyor musunuz? Kabul edildi sadaları. Pek güzel kabul edildi efendim. Dördüncü madde okundu. Madde 4. Hiyaneti vatani mücrimlerinin merci muhakemesi ikay cürm mahalledeki bidayet ceza mahkemesidir. Ahvali i müstacele ve fevkalade maznun derdest edildiği mahal mahkemesi de icra-i muhakeme ve karara salahiyettardır reis. Şimdi efendim burada Mustafa Taki Efendi'nin bir takriri vardır. Sivas mebusu Mustafa Taki Efendi'nin hiyaneti vatani mazlumlarının liba bidayet mahkemelerinde muhakeme edilmenin dair takriri tekrar okundu. Katip Haydar Bey Kütahya mebusu. Efendim dünkü reddeden iddiasını tekrar diyorlar. Reis. Kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Ekseriyet yok kabul edilmedi. O halde döncü madde ala halihi kaldı. Refik Şevket Bey Saruhan mebusu bir takrım var efendim. Riyasete Aliye'ye, dördüncü madde Muharrer Mücim kelimesini mazlum olarak tadilini teklif ederim. Refik Şerket Bey, Saruhan Mebusu. Bolu Mebusu Nuri Bey'in mazlum yerine Mücim kelimesinin olması dair takriri tekrar okundu. Abdülkadir Kemali Bey, Kastamonu Mebusu. Efendim, fil vaki usulü muhakematımız itibariyle mazlum daireyi istintakta isticva bulunan insanlara ve cünha mahkemesindeki muhakemesi celiyaden kimse ıtlak olunur. Müttehem mesail-i cinayede daire ithamiyece itham edildikten sonra iktisab olunan sıfattır. Mücrimde iddia ve müdafaat dermeyan olunduktan ve muhakemeyi neticelendikten sonra mahkeme heyetinde müttehemin isnad olunan fiili işlediği sabit olduktan sonra verilen karar neticesinde tayin eden sıfattır. Biz burada yaptığımız şu kanunda usulü muhakemeyi değiştirdiğimiz için ona ait ıstılahatı az görerek mazlum ve müttehem kabul etmiyoruz. Mesela Ahmet Anzavur gibi mücrimiyeti bütün milletin kabulü ittifak ettiği bir kimse için zabıtayı adliye memurları yapacağı tahkikat üzerine derhal muhakeme başlamak ve mahkeme huzurunda bu adamı mücrim olarak kabul etmek kelimenin ifade ettiği mana itibarla daha doğru doğru değil midir? Mahkeme faili mahkum ederse vereceği karar mücrimiyet ve mahkumiyet kararının halitası mahkemeyi temiz ve iade ve ısrar muamelleri olmadığı için bu kelimenin ifade ettiği manayı şiddetten zayıf olan mazlum kelimesini kullanmakta bir mana görmedik. Binaenaleyh mücrim kelimesinin aynen kalmasına taraftarım. Mehmet Şükrü Bey'i Karahisar sahip mi bozu? Efendim mesele bir kelime meselesidir. Yalnız nazarı ailesinize Arz edeceğim. Dün kabul eden birinci maddenin mücim tabiri yine tab tabi gözden geçirecektir. Mücim tabiri bir takrile mazlun şeklini inkılap etmişti. Şimdi maddi kanuniyenin bir maddesine mazlun öbür maddesine mücim demek evvela siyakı bozar. Saniyen maznun olmak için mutlaka müstantika gitmek lazım değil efendim. Lalet dahi müde-i ummiliye şu adam bana sövdü diye bir arzu hal verirse bunun ceddnamesine mazlum diye yazılır. Kendisine her hali bir cürüm olan adama mazlun deniliyor. Bizdeki tabiratı kanuni Ümmiye'ye göre mücrim demek için mutlaka safahati kanundan geçmeli. Hakimler cezayı tayin etmeden evvel bu cürmün mürtekibisinin failisin derler. O mücrim telakki olunur. Mazlum şeklinde tadilini teklif ederim. Reis. Mazlum kelimesini kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Kabul sadaları. Kabul olun efendim. Mustafa Kemal Bey Ertuğrul Mebusu. Efendim bendenizin bir üçüncü madde hakkında bir takrir vardır. Nazar itibarı alır mısınız efendim? İşte o yapılmamış beyim. Meclisi Milli Riyaseti Celilesine, Cerayim Maddesi'nin sureti muhakemesine dair usulü muhakeme cezaiyede sarahat olduğundan burada tekerrüne mahal olmayıp ancak iş bu cerayimi muhakemesi ceza bidayet mahkemesinde icra kılınır suretine kabul hususunu teklif ederim. Mustafa Kemal Bey Ertuğrul Mebusu. Reis, nazar itibarı alıyor musunuz? Hayır, hayır sadaları. O halde nazar itibarı alınmadı mazlum tabiriyle dördüncü maddeyi kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul, kabul sadaları. Kabul olundu. Madde 5. Hıyanet-i vatani mücrimlerin muhakemesi herhalde mevkufen icra edilir. Tabi bunda da mazlum diyeceğiz. Mazlum kelimesini kabul ediyor musunuz? Kabul, kabul sadaları. Kabul olundu. Halil Hilmi Efendi, Karahisar'ı sahip mebusu. Bidayet mahkemelerince verecek tevkif müzekkörsü üzerine İşitmiyoruz sesleri. Şimdi bu maddede herhalde mevkufen icra edilecek tabiri. İşitmiyoruz sadaları. Reis, lütfen geliniz izah ediniz. Refikleriniz duysun. Halil Hilmi Efendi devamla. Is, Istılaha... adliyede muvakkat veya gayrı e, muvakkat tabirleri vardır. Maddede mevkufen icra edecek tabirlerinin anlaşılan mana verilecek muvakkat veya gayrimuvakkat tevkif müzekkereleri üzerine muhakemesi mevkufen icra edilecek demektir. Halbuki bu maddede mevkufen icra edecek tabiri müzekkenin muvakkaten veya gayri muvakkat verileceğine dair bir şey zikredilmediği cihetle, tayin ve tahsil edilmediği cihetle bunun hangi mahkemeden hangi daireden verileceğinde tereddüt hasıl olmamak için mahkemelerce verilecek muvakkat, gayri muvakkat üzerine mevkufen icra edilir. İbaresi tahkikatı teshil edici cihetle ilavesini teklif ederim. Bu noktanın kabulünü teklif ederim. Muvafık sadaları. Karahisar sahip mebusu Hilmi Efendi'nin takriri okundu riyaseti aliyeye, hıyaneti vatani cürmünden dolayı mazun olanların mevkufen muhakemeleri icra kılınacak ise de tevkif müzekkeresi verecek daire tayin edilmemiş olduğundan 5. maddede muhakemesi kelimesinden sonra bidayet ceza mahkemelerine verecek gayri muvakkat tevkif müzekkeresi üzerine ibaresinin ilavesini arz ve teklif ederim. Halil Hilmi Bey, Karahisar'ı sahip mebusu. Reis, bidayet ceza mahkemelerinden verilecek gayri muvakkat tevkif müzekkeresi üzerine ibaresinin ilavesini kabul ediyor musunuz? Kabul edenler lütfen ellerini kaldır, kaldırsın. Eller kalkar. Kabul edildi. Muafık sadaları. Süleyman Sırrı Bey Yozgat mebusu. Takriri okundu. Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Mevkii müzakerede bulunan layihai kanuniye'nin 5. maddesinin hıyanet-i vatani mücrimlerinin derdest edildikleri dakikadan itibaren mevkuf ad ve muhakemelere halde mevkufen icad edilir şeklinde tadilini teklif eylerim. Ferman 29 Nisan 1336 Süleyman Sırrı Bey Yozgat Mebusu Reis, bu takrı kabul ediyor musunuz efendim? Eller kalkar. Kabul edilmedi efendim. 5. maddeyi Halil Efendi'nin tadil teklifi ve çiğlereye koyuyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edildi. Madde 6. Zabıtaya adliye memurlarının tanzim edecekleri tahkikat iptidai evrakı daire-i istintaka tevdi olunmaksızın mahallenin en büyük mülkiye memuruna ita olunur ve onun tarafından dahi müdeyi i umumiler vasıtasıyla 24 saat hafında mahkemeye verilir. Reis. Kabul ediyor mu efendim? Kabul kabul sadaları. Kabul olun efendim. Madde 7. Hıyaneti vataniye mücrimlerine ait muhakemat bir sebebi mücbir olmadıkça azami 20 günden hükme rapt olacaktır. Bu müddeti bilâ sebebi mücbir tecavüz ettiren mahalle zabıtası ile mahkeme yeti kanunu cezanın 102. maddesi zehili mucibince cürmün derecesine göre tezih edilmek üzere mafevkı mahkemesince muhakemesi bil icra azami 20 gün zamanında hükme rapt edecektir. Reis. Buradaki mücrim kelimesi mazlum yapacağız. Kabul ediyor mu efendim? Kabul, kabul sadaları. Madde bu şekilde kabul edildi efendim. 8. madde okundu. Madde 8. İş bu kanunu tevfikan mahakimden sadır olacak mukarrerat Büyük Millet Meclisi'nce bade tasdik mahallelerinde infaz olunur. Tasdik edilmediği takdirde meclis ittihaz edecek kararı tevfiki muamele olunur. Reis. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Bir daha okunsun efendim sadaları. Maddeye iş bu kanunu tevfikan kelimeleri yazılmalıdır. Katip Haydar Bey Kütahya mebusu. Efendim takrir kimin tarafından verilmiş ise izahata bulunsun. Sağdan bir mebus. Ben ne teklif etmiştim? Reis, müsaade buyurunuz. Efendim ben deniz kendi kağıdımda işaret etmiştim. İş bu kanuna tevfikan mahakimden sadır olacak mukarrerat olacak. Evet sadaları. Haydar Bey Kütahya mebusu. Efendim bir daha evvela izahat ve sonra takrirlerini veriniz. Çünkü bu surette tadilat icra edildiği bilinemiyor ve elimizdeki layihaları zabıttan tasih ediyoruz. Zat halinizin takririyle bir takrir var. İnfaz olunur ibaresini havi olan takrir daha evvel re'ye konulduğu için sizin takriniz re'ye konulmamıştır. Murat Bey Kastamonu mebusu. Kati olmazsa nasıl olur? Abdülkadir Kemali Bey Kastamonu mebusu. Kati olur kati. Hayır hayır sadaları. Reis Bey'in okuduğu gibi efendim sadaları. Reis. Katidir efendim. Feyyaz Bey Yozgad mebusu. Kati yok bütün mukarratta. Gürültüler. Reis. Müsaade Takrı Haydar Bey bulmaya gitti. Refik Bey Konya mebulsu. Zannedenin bir sui telakki var efendim. Malum aileleri mahakimde ıstılahat-ı kanuniyede bir takım ibareler vardır ki bunları bir takım usule tevafuk eden şeylerdir. Muhakemat-ı adiyede 5000 kuruşa kadar olan de avi kat'i olup tabir de vardır. Usulü muhakemat-ı hukukiye de, de avi kat'i tabir vardır. Bu kat'i sözü hükmün kabili temiz olduğu için göstermiştir. Yalnız ee, kab kabiliyeti istinafiye yoktur demektir. Burada ise kat'i kelimesi bunun kabiliyeti istinafiye ve temyiziyesi yoktur demektir. Ancak infazın meclis-i milli'nin vereceği karara tabidir suretini anlıyorum ve zaten esas kelimede bunu ima ediyor. Yoksa kat'i manasında idam karar verildiği takdirde meclis-i milli'nin reyi o istis, reyi istisal olduktan sonra değildir. Müfit Efendi, Kırşehir mebusu. Sui telaki nokta değil efendim ancak idam kararı burada tasdik olunur. Umum mu karar tasdik edecek mi? Buna imkan mı vardır? Reis, şimdi efendim müsaade buyurulursa takrileri arttırıyorum. Zannediyorum ki kat'i söz ile muvakkat kürek cezalarına havi olan bu kararatta heyet aliyeye gelmeye mani değildir. Onlar da meclis-i milliğimize sevk, sevk olabilir. Gürültüler. Abdülkadir Kemali Bey Kastamonu mebusu. İkinci müzakereyi yapıyoruz. Takrir sahipleri olmayanlar söz söylemesinler. Katip Bey, Haydar, Katip Haydar Bey Kütahya mebusu. Efendim Erzurum mebusu Hüseyin Avni Bey tarafından vermiş takrir vardır. Hüseyin Avni Bey Erzurum mebusu. Dünkü takrim yoktur. Şifahidir. Abdülkadir Kemali Bey Kastamonu mebusu. Ancak idamı müstelzim oldu. O, ancak idamı müstelzim olan gürültüler. Tamam tamam sesleri. Ferid Bey Çorum mebusu. İş bu mahakimden sadır olacak mukarrarat dersek sonra umuma ait olur. Halbuki maksat yalnız hiyaneti vataniye adlandır. Bizim dediğimiz budur. Onun için iş bu kanı tevfikan mahakimden sadır olacak mukarrarat demek lazımdır reis. Şimdi müsaade efendim. Kısa kesmek için böyle söyleyeceğiz. İş bu kanuna tevfikan hakimden sadır olduğu olacak mukarrerat Büyük Millet Meclisi'nde vade tasdik mahallelerinde infaz olunur. Refik Bey Konya mebusu. Yalnız evet evet sadaları. Reis devamla. Refik Bey, Refik Bey kardeşimizin söylediği bir bahis vardır ki bunda katiyet meselesi mevzu bahistir. Bu takrir kati demekle kabili istinaf ve temiz mesaili olmadığını göstermek demek değildir efendim. Bu surette teklife bulunuyorlar. İş bu kanı tevfikan mahakimden sadir olacak mukarrat kat'i olup büyük millet meclisine badet tasdik mahallelerinden infaz olunur. Kabul sadaları. Katip Haydar Bey, Kütahya bulsu. Maddeni aldığı son şekli okuyorum. İş bu kanuna tevfikan mahakimden sadır olacak mukarrat kat iyi olup büyük millet meclisinde meclisince bade tasdik mahallerinde infaz olunur. Tasdik edilmediği takdirde meclisçe itaz edilecek kararı ki muamele olunur. Reis 8. maddeye koyuyorum. Kabul sadaları. Kabul edil efendim. Affınızı istirham ederim. Daha heyeti tahririye müptedi olduğu için vazife bir hakkin ifa edemiyorlar. Benim aklıma geliyor ki maddelerin birinde doğrudan doğruya ihsar kelimesinden bahsedilmişti. Şimdi o geçmedi. Onun için Rüfekamızdan Halil Hilmi Bey'in takdiri var. Diyorlar ki iş bu ceraimin emri muhakemesi için mahkemeler cinsinden şahsa celp ve davete hacet kalmaksızın bir hüküm infaz müzekkeresi tasdir kılınır diyorlar. Dün kabul edilmişti. Emir Paşa Sivas mebusu. Efendim bu maddi kanuniyede bir gayr hakkın şahitlere ihsal müzekkeresi kesmek suretle şahitten hukukuna dokunuyor. Şahit hakkın istihsa istisharına istih, hizmet eder. Bunun hakkında doğrudan doğruya ihsal müzekkeresi verilmek doğru mudur? Doğru sadaları. Doğru değildir efendiler. Doğru sadaları gürültüler. Malum halleri olduğu üzere celp kesilsin, celbe mütavaat edilmediği zaman ihsar kesesin Gürültüler. Pekala müddetin 20, 20 günü tecavüz etmemesi kabul edildiğine göre celbe ademi mütavaattan dolayı şahide başkacı bir ceza tertip olunsun. Doğrudan dolayı doğru ihsar kesmek hiçbir surette doğru olmadığı kanaatliyim reis. Şimdi efendim bunun kanuna madde olarak ilavesini R'ye koyuyorum. Dün müzakere edilmişti. Heyet-i Tahriye'nin vazifesi bir hakkın ifa edememesinden yapılamamıştı. Kabul, kabul sesleri. Kabul olun efendim. İzmit Mebusu tarafından müfteliler hakkında yazılan bir madde vardı onu okuyunuz. İzmit Mebusu Hamdi Bey'in takdiri okundu. Hiyaneti Vataniye Kanunu'na ilave edilecek madde. Madde 10. İsyanı işrak etmeyen eşhas hakkında ligarezin isnadatta bulunanlar isnad ettikleri cürmün cezasına mücazat olunurlar. Reis, madde olarak kabul ediliyor mu efendim? Kabul, kabul edil sesleri. Kabul edildi. 11. madde, ok 11. madde okundu. Madde 11. İş bu kanun her mahallenin idare amiri tarafından nahiye ve kaza, liva ve ilahiyat merkezlerine ve köy heyeti ihtiyarileri müştemi ancak edilerek ifham ve sureti tebliğ mutazamın heyet meskure azaların imzalarına havi zabıt varakaları tutularak idare meclisince hıs edilmekle beraber kavaninin neşir ve ilanı hakkında kanunu kan ayrıca neşir muamelesi dahi yapılacaktır. Reis. Kabul oluyor mu efendim? Eller kalkar. Kabul olundu efendim. Madde 12. İş bu kanunun icraya ahkamına büyük millet meclisi memurudur. Reis, kabul olmuyor mu efendim? Kabul edenler ellerini kaldırsın. Eller kalkar. Kabul olundu efendim. Hamdi Namık Bey İzmit mebusu. 11. madde diyor ki efendim, iş bu kanun tarihi neşrine itibaren 48 saat sayfasında köy heyeti ihtiyariyle müştemi an cem edilecek ve onlara bu surette ifham edilecektir. Malum aileleridir, köylerin heyeti ihtiyarlarını toplamak ve aynı günde tebliğ etmek kabi değildir. Tenakus var. Doğru sadaları. Binaenaleyh bu madde hakkında bendeniz heyeti muhteremenimize iş bu kanun her madde tarihi tebliği ve ilanından 48 saat sonra mer'i iyi olacaktır denmesini teklif ederim. Umum tarafından kabul sadaları. Reis, ayrıca bir madde olarak bu surette kabul ediyor mu? Kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Kabul kabul sadaları. Efendim kanun heyeti ummiyesini reye koyacağım. Müfid efendi kır şehimi Bir takrim var efendim. Reis okunsun. Riyaseti Celile'ye haklarında gıyaben muhakeme icra edilen eşhasın haklarındaki hüküm derdest edildikleri zaman usulü muhakematı caz, caziye kanununun gıya bir faslındaki ahkam-ı cinayiye tevfikan ve cahen muhakemelerinin icrasına dair bir maddenin ilavesini teklif ederiz. Rasim Bey Sivas mebusu, Müfid Bey Kırşehir mebusu. Reis. Kabul ediyor musunuz efendim? Hayır sadaları. Kabul edilmedi efendim. Refik Şevket Bey Saruhan mebusu. Efendim heyet ummiyesi hakkında ara toplanmadan madde bir daha okunsun. Reis. Karıştırdık. Bazı mevat ilave edildi. Okunsun. Hacet yok sadaları. Nuri Bey Bolu mebusu. Tebiz olunsun da öyle okunsun efendim. Hacet yok dağları. Birinci ve ikinci maddeler Badet Tebiz okundu. Madde 1. Makamı muallayı hilafet ve saltanatı ve memaliki mahsura-i e, şahaneyi, yedi 7 Ecanip'ten tahlis ve taarruzatı def'i maksada matuf olarak teşekkül eden büyük millet meclisi meşruiyetine isyan mutazamın kablen veya fiilen veya tahriren muhalefet veya ifsadatta bulunan kesan haini vatan adı olunur. Madde 2. Bilfil hiyaneti vataniyede bulunanlar salben idam olunur. Feran zimet hal olunan olanlar ile müteşekkil kanun cezasının 45. ve 46. maddesi mucibince tezi edilirler. Katip Haydar Bey Kütahya Mebusu. Şimdi efendim 4. madde 3. madde oluyor. Abdülkadir Kemali Bey Kastamonu Mebusu. Bir madde ilave edildi. 3. maddeye normal madde dokundu. okundu. 3. madde ipka edildi sadaları. Refik Şevket Bey'in takrir idi sesleri. Reis, efendim o takri içeriye baş kitabete göndermişler. Getirsinler. Nuri Bey Bolu mebusu. Tebriz okunsun, öyle okunsun. Daha iyi değil mi efendim? Reis. Okunur efendim. Yanlış olursa tasih olunur. Yalnız madde içeriye gitmiştir. Getirecekler okuyacağım. Katip Haydar Bey Kütahya mebusu. Efendim kalem katipleriyle divan katiplerinin vazifesi karıştı. Bu şerait dahilinde hiçbir iş yapılamaz ve hiçbir katip bu kürse ifa vazife edemez. Reis. Refika, Rüfekayı muhteremeden Diğer katipler var. Lüt, fakat gelmiyorlar. Hepsi Haydar Bey'e yükleniyorlar. Bu doğru olamaz. Doğru doğru sadaları. Münavebe olsun. Mustafa Taki Efendi Sivas mebusu. Emir verir davet edersiniz icabet ederler. Şeyh Servet Efendi Bursa mebusu. Reis Beyefendi münavebe tabi tutunuz. Reis. Bir çeyrek saat celseyi tatil ediyorum. Kapanma saati zevalden sonra 330